İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Abdullah rahmetullahi aleyh. Büyükler az konuşur. Es-Seyyid Abdullah ki alim ve veli bir zat. Özellikle gençlere ederdi çok nasihat. Her sözü Allah için kalpten söylediğinden istifade ederdi insanlar sohbetinden. Derdi ki, sohbet ehli veliler yoksa eğer, onların kitabını okumak icap eder. Zira kitap okumak yarısıdır sohbetin, bu da vesile olur gelmesine himmetin. Sordular ki, efendim, bu evliyayı kiram, niçin çok konuşmayıp etmezler fazla kelam? Buyurdu, çok konuşmak cahillere mahsustur. Allah adamlarıysa az fakat öz konuşur. Onlar cahiller gibi etmezler hiç yaygara. Onların bir kelamı yön verir insanlara. Mesela bir kaptana benzer ki bu veliler, elbette ki kaptansız yürümez hiç gemiler. Kaptan seferden önce açar haritasını, düşünür, hesap eder geminin rotasını. İlmi tecrübesiyle çalışarak az müddet tayin eder gemiye doğru bir istikamet. Ondan sonra lüzum yok bir şey söylemesine. Çünkü gidiş yönünü vermiştir gemisine. O, istikametini vererek gayet iyi, hedefe sağ ve salim ulaştırır gemiyi. Yine siz düşünün ki, evde bir sobayı da, insanları ısıtıp sağlar büyük bir fayda. Verdiği sıcaklıkla ısınır da her taraf, lakin o ayrıyeten konuşup eylemez laf. Lamba da aydınlatır haneleri her gece. Lakin o da konuşmaz, ışık verir sadece. İşte o büyükler de sahiptir din ilmine. İstikamet verirler insanlık alemine. Hak Teâlâ onlarla yağdırır yağmurları. Onların duasıyla giderir belaları. Onların sayesinde gelir bolluk, bereket. Onlarla vasıl olur kullara rüşt, hidayet. Buna rağmen etmezler lüzumsuz boş bir kelam. Zira bilen konuşmaz. Bu böyledir her zaman. Lüzumsuz konuşmayı cahiller eder şiar. Zira boş tenekeden çok gürültü, ses çıkar. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bu devir, küfrün bir sel misali aktığı bir devirdir. Küfre girip girmemek zamanıdır bu zaman. Küfürden çok korkarak yaşamalı Müslüman. Kim imansız ölmekten korkmuyor ise eğer, o imansız olarak ruhunu teslim eder. Lalettayin cahilce yaşamak iyi değil.
küfre düşürebilir kulu bir söz, bir fiil. Mesela bir günaha ne güzel dese bir insan, kaybeder imanını böyle söylediği an. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz. Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür ve her kim de onu salıverirse ilk yanan kendisi olur. Yani öfkenin zararı sahibinedir buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. 4 tane sorum vardı benim. Dinliyoruz efendim. Hocam bu Mehmet Oruç Bey'in 365 gün dua kitabında 64. sayfada bu çocukla ilgili bir muska yapılması gerekiyor demişti diyor. Bunu da hiçbir halde su almayacak şekilde bayan hamile kalana kadar vücudundan çıkarmaması gerekiyor diyor da bu konuyla ilgili bilgi isteyecektim. Yani hiçbir hal derken cima dahil mi, ne bileyim banyo dahil mi? Ümmü Sibiyan'dan mı bahsediyor? Efendim? Ümmü Sibiyan'dan mı bahsediyor? Ümmü Sibiyan mı o dua? Tam duayı çocuk olması için dua yazıyor. Peki efendim. Tamam efendim. İkinci sorum bu diş dolgusuyla ilgili Maliki mesleğini taklit etmeye bir de anlatır mısınız? Hanım dinleyecek, o inanmakta zorlanıyor. Peki efendim. Üçüncü sorumda bir kişiden alacağımız var. 3 defa istedik, 4.'yü istemek caiz olur mu? Alacağını mı? Evet. Son olarak da benim 2 tane kızım var. İşte dua edeceğiz bu şeyi, ayetleri boynunda muska haline getireceğiz. Erkek çocuk isteyeceğiz. Bunu istememizin maksadı biz el üstü alimin kitaplarını dağıtmaya çalışıyoruz grup olarak. Bir erkek çocuğumuz olsun da işte devamını o yetiştirelim, o getirsin gibi düşünüyoruz. Böyle erkek çocuk istemek uygun olur mu, doğru olur mu? Peki efendim. Bu kadar hocam. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, hayırlı günler Osman hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden inşallah efendim. Mustafa Bey'den de Allah razı olsun. Hocam ben geçen sene altınım olduğu halde kurban kesemedim. Nasip olmadı. Altınımız derken yani 96 gram evet. Geçiyor muydu? Geçiyordu evet hocam. Zengin olduğum halde diyelim. Evet, zengin olduğum halde kesemedim. Bunun bedelini ben hani 3 tane böyle çeyrek olarak versem fakirlere. Bir de benim eşim dinen fakir. Acaba eşime verebilir miyim? Peki efendim. Bu kadar sorum. Peki efendim. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hocam Mustafa hocam ikinizden de dualarınızı bekliyorum. Rabbimin gecen saadeti versin inşallah Teala. Allah-u Teala razı olsun hocam. Hocam ilk sorum elle selam vermek caiz midir? Yakınımızdaki veya uzağımızdaki kişiyi kendinizi belli etmek amacıyla, selam verdiğinizi belli etmek amacıyla. İkinci sorum. Namazda rüküye eğilirken sol ayak topumuzu sağ ayak topumuzu yaklaştırıyoruz. Ben Maliki'yi taklit ediyorum. Aynen yapmam gerekiyor mu? Üçüncü sorum, Kur'an-ı Kerim okumayı evimizde bilen yok. Ama okuduğumuz sureler Kur'an-ı Kerim yerine geçer mi evde? Dördüncü sorum, 4 katlı bir apartmanda yaşıyorum. Ben 1. katta oturuyorum. Merdiven otomatiğinin elektrik faturasını nasıl şekilde ödememiz gerekiyor? Hani paylaşım olarak soruyorum. Aynı şekilde merdivenin yıkanmasından bahsetmek istiyorum hocam. Hani kulakla ilgili çok merak ediyorum. Ben 1. katta oturduğum için bütün katları yıkamam gerekiyor mu? Bunu izah ederseniz Allah razı olsun. Peki efendim. Bir sorun daha var. Herkese hüsnü zannederek ehl-i sünnet gözüyle bakmamız gerekiyor. Bu kadar günahın, bidatın, küfrün içerisinde biz kendimizi nasıl ehl-i sünnet olarak kabul edebiliriz, görebiliriz daha doğrusu. Yanlış bir soru sorduysanız kusura bakmayın. Allah'a sonra da affetmez. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Saygı günler. Sağ olun. Efendim ilk dinleyicimiz bu Türkiye Gazetesi yazarlarından Allah rahmet eylesin Mehmet Oruç Bey'in 365 gün dua diye bir kitabı vardı. O kitapta
bu günlük okuduğumuz dualar falan Allah-u Teala rahmet eylesin, o bir gayret göstermişti. Kitabın arka bölümüne bunların orijinallerini, aslarını yazdırmıştı. Bazı da bulduğu kaynaklardan aynı şekilde bazı dualar da erkek çocuk olmasıyla alakalı olarak da dinleyicimizin muradı anlaşıldı. Yani orada yazıyor, orada bir tarif var diyor. O tarifi kendisi yapmıyor. Kendisine ait değil, nakildir o. Yani kitapta gördüğü şekilde tarif ediyor. Ya almış kitabına. Dolayısıyla orada tarif edildiği şekliyle yapılmalı. İslamiyet nakil dininde selim olan akla uygundur. Yorum yok. Ama efendim işte zamanımız falan, zaman falan olmuyor. Hangi zamanda yaşarsan yaşa. Eshab-ı kiramda, Mekke-i Mükerreme'de Müslüman olup da Eshab-ı kiram olma şerefine nail olanlar da teklif edebilirlerdi. Ya bu söyle Peygamber Efendimiz'e, bu anlattıkların, bildirdiklerin bugünkü zamanda bize çok ağır geliyor ya. Ve nitekim dediler de, putlarımızı kötüleme, senin dediğin her şeyi yapalım dediler. Yeter ki putlarımıza dokunma. On sana bizim bazı böyle adetlerimiz var, onlara da dokunma. Bizim kölelerimiz var, onları döveriz, öldürürüz, söveriz, istediğimiz gibi hareket ederiz. Sen diyorsun ki köleyle efendi aynı olacak falan, olmaz diye yani. Müsaade et de bu zamanda olmaz bu. Bunları aynı şekilde hatta dediler de, yani şimdi köleler diyor bizimle beraber mi olacak? Yani benim soframa mı oturacak diyorlardı. Ondan sonra birisine kafası bozulduğu zaman kan davası, onu ben öldürürüm. O zaman devam ediyor yani. Tabir caizse özür dilerim ama eşkıyalık sistemi. Öyle tabii. Yani güçlünün hakim olduğu sistem, zulüm devam ediyor demektir. İslamiyet bunu yok etmek için geldi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında mesela ilk o kan davası sebebiyle kendi akrabasından işte ilk kaldırdığım falan mı ki on sana faizle ilk kaldırdığım kendi akrabasından başladı. Ve o yanlış olarak yerleşmiş olan adetleri yıkıp yok etmek için önce hep kendisinden başlamıştı. Dolayısıyla yani o günkü insanlar da talep ettiler. Ya bu zamanda şimdi diyorlar ya bu zamanda da bu çok ağır ya falan. Onlara da çok ağır geliyordu. Çok ağır geliyordu. Niye? Çünkü İslamiyet'in bildirdiği emir ve yasaklar nefse ağır gelir. Bu ha aynı şekilde Peygamberimiz zamanında yaşamış, ha şimdi yaşamış fark etmez. Çünkü zaman aynı zamandır. Güneş hep doğudan doğuyor, battan batıyor. Değişen bir şey, zamanda bir değişiklik yok. Peki değişiklik insanda. İnsanlar bütün kayıtlardan aynı şekilde sıyrılıp kurtulmak ve çok affedersiniz de hani şeyde bize İmvat'te bir hoca gelirdi. İnsanlar istediği eşek hürriyeti derdi falan, bağımsız bağlantısız falan. Öyle bir tabir kullanırdı. Yani ben istediğimi yapayım. Başkası bana dokunmasın, her şey bana mubah. Ama başkası bana laf söylemesin. Başkası benim yoluma çıkmasın. Ben hep gideyim. Ben bir yerden çıkacağım zaman herkes bana yol versin. Ya İstanbul'da işte hani gözümüzün önünde. Mücessem nefs, hep benli, hep bana ait, ben eksenli. Yani nefsi mücessem olmuşlar. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin buyurduğu gibi insanları hani bugün artık nefsi tanımak zor bir şey değildi. Sokağa çıktığınız zaman bu insanlara baktığınız zaman işte nefs bu. Dolayısıyla kitaplarda bildirilen, fıkıh kitaplarında bildirilen, ilmihal kitaplarında bildirilen hüküm neyse o. Ama ben şöyle yapacaktım ama ben böyle yok. Bakacaksın uygun değilse yapmayacaksın. Ama ben onu yapacağım diyor. Bizim buralarda adet o. Adetleri, kötü adetleri, uygun olmayan adetleri değiştirmek üzere getirildi. Yani Müslüman olan bir kimse önceki itikadını, inanışını, yaşayışını falan atacak, kendisine yeni bir format atacak. Yeniden formatlayacak kendisini. Dolayısıyla yeniden formatlanmadığı müddetçe o ne olur? İşte yamalı olur. Bir oraya yama yaparsın, bir oraya yaparsın. O dikiş tutmaz ve netice itibariyle biraz önce şiirlerle ve kübelerde anlatılıyordu. Yani ilmi halini bilmeyen bir kimse neticede imanı kaybeder. Kaybeder. Peki kaybettiği anda içeri gelirse ne olur? Allah saklasın ya. Sonsuz cehenneme gider. Onun için de oradaki bildirildiği şekliyle yapacak. Peki dedi hani gusül abdesti alırken falan filan çıkarmayacak mı? Ya o sadece gusül aldıkken o çıkaracak boynundan, o kadar yani. Onun dışında çıkarmayacak.
su değdirmeyecek falan dedi de, su değdirmeyecek, onu zaten deriyle kapmayacak, içini, ha, içerisi ıslanmayacak. Onu şimdi bu mutfaklarda kullanılan streçler var ya, onlarla yedi kat sarıp ondan sonra bir de üzerine deri veya buna benzer başka bir şeyle şey yaptığın zaman su geçirmez ona. Peki böyle yapınca erkek çocuğu garanti mi? Yok. Zaten dinleyicimiz son sualinde bunu dile getirdi. Dedi ki, yani dedi, biz de erkek çocuğu talebinde bulunuyoruz. Biz talep ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak buyur ki isteyin. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebeplere de yapışırız. Verir, vermez. Onun bileceği bir iş o. Bizi ilgilendirmez ki o. Biz sadece sebebe yapışırız, tedbire yapışırız. Hani Eshab-ı Kiram'dan bir zat geliyor, diyor ki, ya Resulallah, azil yapmak, yani bugünkü tabirle ne diyorlar, doğum kontrolü mü? Evet, tedbir almak çocuk olmaması için caiz midir? Caizdir diyor. Ama buyuruyor, Allah da ezelde takdir ettiyse buna mani olamazsın sen. Hatta hakikaten o zat geliyor, diyor ki, ya Resulallah, hanım hamile, dediğiniz çıktı buyuruyorlar. Çünkü ezelde ruhu yaratılmış, bedeni ise o kadının rahminde ve daha önce de aynı şekilde o erkeğin sülbünde duruyor. Bunlar aynı şekilde birleşecek, o çocuk o kadın tarafına dünyaya getirilecek. Buna mani olamazsın. Çünkü ezelde Cenab-ı Hak dilemiş. Bu mutlaka olacak. Peki olmayacaksa, istediğin çareye başvur. Peki efendim, hani o dua ettik, şey yaptık falan, hepsi boşa mı gitti? Hayır, boşa gitmez. Allah-u Teala bizim bilemediğimiz, anlayamadığımız şekilde ahirette karşılığını verecek ona. Ahirette karşılığını verecek. Fakat orada dinleyicimiz mutlaka, ha, niyetleri hoş, güzel. Din-i İslam'a hizmet etmesi için. İnşallah Teala Cenab-ı Hak nasip eder. Ya Rabbi, din-i İslam'a gelecek, hayırlı bir evlat diyelim. Hayırlı bir evlat. O hayırlı kelimesini hep kullanalım. Kızında, erkeğinde, yani kız olması, erkek olması değil, hayırlı olması önemli. Çünkü hayırlı olursa, işte Rabia Yadviye Hazretleri misali, Seyyidet Nefis Hazretleri misali, hayırlı evlat onlar. Mesela onların zamanında yaşayan bir sürü erkek çocuklar vardı, unutuldu gitti. Bir sürü erkek çocuğu olanlar vardı, unutuldu gitti. Ama Rabia Yadviye Hazretleri'nin babasının ismini bile biliyoruz. İsmail Efendi diyoruz, rahmetullahi aleyh diyoruz, Allah'a da rahmet etsin diyoruz. Ne oldu? Rabia Yadviye Hazretleri hayırlı bir evlat oldu. Mesela kendinden önce 3 tane ablası var. Ama onların isimlerini mesela bilemiyoruz. Rabia Yadviye Hazretleri hala günümüzde de ışık tutmaya, hayatını okuyarak oradan istifade etmeye devam ediyoruz. Onun için Cenab-ı Hak hayırlı evlat nasip etsin. Bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Pazartesi biraz yoracağız sizi ama. Şimdi orada az önce naklettiniz ya hocam. Bir erkekle bir kadın işte sülbünden gelecekse, bir ruh, bir can yaratılacaksa, onun kaçarı yok, köçeri yok yani. O olacak demektir. Şimdi gayrimeşru çocuklar oluyor. Hı hı. O gayrimeşru ilişkide bulunup böyle çocuk sahibi olan diye şöyle diyemez mi? Bunu Allah-u Teala bu çocuğu takdir etmiş canım. Bizden geleceğini de takdir etmiş. Yani benim ne suçum var o zaman gayrimeşru falan filan yani. Bu zaten olacaktı. Doğru. Olacaktı. Ama niye gayrimeşru yola saptın? Meşru yollardan elde etseydin. Tercih meselesi mi bu yani? Tabii, tercih meselesi. O mutlaka gelecek. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bir günde vesile beraber geliyor. Caminin önünde bakıyor ki namaz kılacak ya, deveyi bağlayacak bir yer bulamıyor. Caminin önünde de böyle kendi halinde oturan garip birisi duruyor. Diyor ki, ben namaz kılmadım. Namaz kılıncaya kadar benim şu deveme sahip olur musun? Hay hay diyor, yularından tutuyor. İçeri giriyor, tam niyet edeceği sırada garip diyor, fakir birisi çıkınca diyor, bu deveyi ona hediye edeyim. Namazı bitiriyor, çıkıyor, bakıyor ki ne deve var ne adam. O anda da birkaç kişi gelmiş, tabii adamı ve deveyi göremeyince mübarek gülüyormuş, tebessüm ediyormuş. Onlar da efendim demişler, hikmeti nedir gülmenizin? Camiye gelirken diyor, devemle gelmiştim diyor, şurada birisine teslim etmiştim, fakat diyor, deveyi almış götürmüş. Deve de gitmiş, adam da gitmiş. E diyorlar ki, efendim adam deveyi çalmış, niye gülüyorsunuz? Buyuruyor ki, Allah-u Teala benim hatırıma getirdi. Bu deve ezelde onun olacak, takdir edilmiş. Namazdayken hatırıma geldi. Namazdayken hatırıma geldi. Çıkınca buna hediye et diye. Biraz bekleseydi helal yoldan gelecekti. Ama sabırsız davrandı, haram yoldan gitti. O çocuk da o kadından dünyaya gelecek. Nikah etseydi,
Nikah altına alsaydı helal yoldan gelecekti, meşru olacaktı. Şey de öyle, diğerleri de öyle. Yani hani bazılar diyecek ki efendim yani nasıl yani ben çaldım işte yedim falan filan. Bekleseydim gelecek miydi helal yoldan, helal sebeplere, yollara müracaat etseydim gelecek miydi? Evet gelecekti. Ha helal yol biraz meşakkatliydi. Sen de nefsine dedin ki ya meşakkatli şerde adamı çalayım götüreyim dedin hemen. Tezgahta duruyor ya mesela elmayı. Ya gitsen aynı şekilde ya şu yükünü taşıyayım bana 3-5 kuruş ver, 3-5 kuruş yani şey yapayım dedin. Orada hamallık yaptın yani. Birisinin yükünü taşıyıverdin, 3-5 kuruş topladın götürdün bana 1 kilo elma verdin. Otur deniz kenarında 1 kilo elma hatırlatır ye. Hepsine helal oldu. Ama onu tercih etmedin. Adam sırtını dönünce 3-5 tane elmayı aldın götürdün gene deniz kenarında hatırlatır yedin. Birisini haram yedin öbürsünü helal yiyecektin. Tercih sana ait. Peki Hazreti Ali Efendimiz arkasından... Helal ettim dedi. Helal ettim dedi. O kendi hakkından vazgeçti. O adam hırsızlık suçundan yargılanacak. Ve boğazından da aynı şekilde haram olarak geçti. Ha, mesela deveyi götürdüğünde daha aynı şekilde daha kullanmadan veya kesmeden önce gelse Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerine ben böyle bir halt ettim. Çok özür dilerim. Bedeli neyse ödeyeyim. Yahut da aynı şekilde deveyi geri getireyim falan yere bağladım duruyor. Ben de diyor senin deveni çalmıştım. Ondan sonra o anda Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri adamın yüzüne karşı tamam bu, o deveyi sana hediye ettim. Hakkından da vazgeçtim. Hadi güle güle dedi. Deve helal oldu. Ama bir şey daha kaldı. Önceki götürüş şekli Allah-u Teala'nın men ettiği, yasak ettiği bir yoldu. O götürdüğü yol içinde tövbe istiğfar etmesi lazım. Ki ona ahirette hesaba... Tevessül ettiği için. Tabii tevessül ettiği için. Hani şimdi bazen siz de şahit oluyorsunuz. Efendim diyor nasıl diyor ben hakkımı helal ederim falan. Ya sen hakkını helal ettin sadece kendi hakkında fedakarlık ediyorsun. Yani kamu davası diyorlar ya şimdi. O dava devam ediyor. Adamın aklı başına gelip de o yoldan tövbe etmedikçe, gelip seninle helallaşmadığı müddetçe Allah-u Teala onun hesabını soracak. Mutlaka soracak. Yani hiç kimse yaptığı yanına kar kalmayacak. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat yoksa hiçbir şey yok demektir. Mıknatıs saman çöpünü çekmez. Metal parçalarını cevheri çeker. Onun için büyüklerden bir zat, Ehl-i Sünnet alimlerinin sözlerinden, yazılarından hazırladığımız kitapları bol bol dağıtmalı, her tarafa yaymalı. Bu kitapları her alan kurtulur sanmayın. Bazıları yırtar, bazıları da okur. Bu kitaplar sanki bir mıknatıstır. Cevheri olanlar buna yapışır. Biz kimlerin kurtulacağını bilemeyiz. Bu mıknatıs kurtulacak olanları seçer buyururlardı. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri de biz seçildik buyurmuştur. Büyükler kalbinde cevher olanı kendilerine çekerler. Nitekim Peygamber Efendimiz binlerce kimseye İslamiyet'i anlattı. Kalbinde cevher olmayanlar kabul etmedikleri gibi bir de düşman oldular. Ama kalbinde cevher olanlar, Peygamber Efendimiz'e koşa koşa gelip iman ettiler ve onun gösterdiği yolda her şeylerini, hatta canlarını seve seve feda ettiler. İşin aslı sevgidir. Sevgi yoksa itaat de yoktur. İtaat yoksa hiçbir şey yoktur. Sevginin yolları vardır. İnsanın öncelikle seveceği kimseyi tanıması lazımdır. Tanıması için de bir şeyler bilmesi lazımdır. Bunları da ya talebelerinden veya kitaplarından öğrenir. Kendisinin aciz ve bir hiç olduğunu, o zatlarınsa çok büyük olduğunu bu şekilde anlar. Şüphesiz ki üzerimizde en çok hakkı olan bu din büyükleridir. Ahir zamandayız. Her tarafta yangın vardır. Tek başına kurtulmak imkansızdır. Eskiden helalden haramdan bahsedilirdi, şimdi imanın var mı yok mu diye konuşuluyor. Düşünün ki bir mübarek zat sanki gelip bu yangın ortamından seni kurtarırım diyor. Bu iyiliğin karşılığı ne olabilir? Bu büyüklerin hakkı nasıl ödenir? İnsan böyle bir zata hayatını verir, köle olmak ister. Seviyorum demek kolaydır. Fakat sevginin bazı alametleri vardır. Bu alametler varsa o kimse gerçekten o zatı seviyor demektir. Aksi takdirde sevgisi samimi değildir. Bu alametler şunlardır. 1-
Onu seveni sever, sevmeyeni sevmez. Onun sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. 2. O neye seviniyorsa o da ona sevinir. O neye üzülürse o da ona üzülür. 3. Her zaman, her yerde onu minnetle anar, ona teşekkür eder ve gıyabında ona dua eder. Evliya zatlar sipariş üzerine konuşmazlar. Yani sohbet ederken konuşacaklarını önceden tayin etmezler. Oradakilerin neye ihtiyacı varsa Allahü Teala onun hatırına onu getirir. Herkes rızkını böylece alır. O büyük zatın kendisi de söylenen şeyin kimin nasibi olduğunu bilmeyebilir. O konuşulanların içerisinden herhangi bir kısmının dinleyenlerden birine dokunmamış olması mümkün değildir. Herkes mutlaka nasibini alır. Yeter ki dinleyen Allah için dinlesin. Yani istifade yolunu kesmesin. Büyüklerin sohbetlerinden istifade edip etmemek tamamen o gelen feyz ve bereketin önüne engel koyup koymamaya bağlıdır. Sohbete giderken tam teslim olarak gitmelidir. İhlasla istifade etmek niyetiyle dinleyen mutlaka daha çok istifade eder. İstifade yolundaki en büyük engel 1. Söyleyen zata güvenmemek 2. Ondan istifade etmek niyetiyle değil de nerede ayağa kayacak, nerede yanlış söyleyecek diye şüpheyle, endişeyle, imtihan niyetiyle dinlemektir veya biz bunları zaten biliyoruz, başka şeyler anlatsa ya diye düşünmek gibi şeyler nasipsizlik alametidir. Bir şeyler öğrense bile o öğrendikleri asla kalbine yerleşmez ve onu kurtarmaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hocasını imtihan eden melundur buyuruyor. Müminler bir araya geldiği zaman istese de istemese de Allah sevgisi mutlaka kalpten kalbe geçer. Ancak 3 kişi bundan istifade edemez. 1. Kafir. 2. Dinini öğrendiği ve bağlı olduğu hocasını inkar eden. 3. Hocasını imtihan eden. İnsan çok noksandır, kendini bilmez. Yahut çok az bilir. Aczini, noksanlığını bir anlasa düzelir, doğru yola gelir. Ama benim gibisi var mı dediği müddetçe hiçbir iyilikten nasibini alamaz. Zira kibir her iyiliğe engeldir. İnsanın kendini beğenmesi, başkalarını ise beğenmemesi ne kadar çirkin bir şeydir. Değil sadece büyük zatlara, Allahü Teala'nın eşrefül mahlukat yani en şerefli mahluk olarak yarattığı insana bile değer vermemek hiç kulluğa yakışır mı? İnsan Allahü Teala'nın emrinde bir köle gibidir. Mümin yaptığı ibadetleri değil, yapması lazım gelip de yapamadıklarını ve işlediği haramları, mekruhları düşünmelidir. Doğru yaptığımızı zannettiklerimiz de, tevbemiz de tevbeye muhtaçtır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz diş dolgusuyla alakalı dedi. Bir daha bilgi verir misiniz? Hanım biraz tereddüt ediyor da dedi. Efendim, İmam-ı Azam Ümmü Hanife Hazretleri ve İmamı Ahmet bin Hanbel Hazretleri rahmetullahi teala aleyhime her ikisi gusül konusunda ağız vücudun dışıdır buyurmuşlardır. Ağız vücudun dışı. Peki vücudun dışı olunca ne olacak? Vücudun dışını iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak farz buyuruluyor. Ağız vücudun dışı sayılınca bu iki mezhepte iki imam öyle buyuruyor. O zaman ne oluyor? Gusül olmuyor. Nasıl olmuyor? Dişini doldurursan, kaplatırsan oralar kaplandı ve gitti. Hatta bir diş tabibi TGRT eski binasındayken geldi ya dedi biz dedi dişin çukurunu dolduruyoruz. Peki dedim o çukuru doldururken bir milim bile olsa dışa kaymıyor mu? Kayıyor dedi. İğne ucu kadar deniyor. İğne ucu kadar kapatıldığı zaman gusül olmuyor. Çünkü vücudun dışı. Yüzey gibi, deri gibi kabul et. Öyle kabul ediyor. Fakat İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri evet gusülde ağzın içerisi yıkanacak. Ama vücudun dışı değil içi. Abdeste de mesela İmam-ı Azam Ümmü Hazretleri vücudun içi diyor. Ama gusülde dışı diyor. Peki delilleri ikisinin de
Deliler de peygamberin tatbikatına bakıyorlar. Buradaki tatbikat ve mübalağalı şekilde ifade ediş şekliyle bu diyor farz. Onun için Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde dişini doldurtan kadın olsun erkek olsun bu zaruret de değildir, ihtiyaçtır. Çünkü protez takılabiliyor şimdi. Yani müteharrik dediğimiz takmalı, çıkarmalı dişler takılabiliyor. Ya öyle yapar veya diş tabibinin tavsiyesine uyar, dolgu yaptırır veyahut da aynı şekilde sabit yaptırır, kaplama yaptırır. Şimdi şeyler de yapıyorlar, ona vidalı diş diyorlar artık. Artık ismi öyle kaldı onun, vidalı diş. Vidalı diş yaptırır. Vidalı diş de yaptırsa yine taklit etmesi gerekiyor. O zaman ne yapacak? İmam Malik ve İmam Şafii Hazretleri evet yıkaması lazım ama farz değil. Farz değil dediği için Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman gusül, abdest ve namazda Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmesi lazım. Bu da zor bir şey değil. Maliki mezhebi Hanefi mezhebine yakın. Hanbeli mezhebindekiler de Şafii mezhebi daha yakın oraya. Taklit de bilir. Şafii mezhebinde taklittir Hanefi'deki, Hanefi Müslüman da ama daha kolay Hanefi Maliki mezhebi. Çünkü İmam Şafii Hazretleri'nin bazı hassas olarak bildirmiş olduğu içtihatlar var. Temizlik konusunda bilhassa. Bir de abdestin bozulması konusunda. Dolayısıyla ne yapacak? Gusül abdesti alırken alış şekli değişmeyecek. Sadece elini yıkarken niyet ettim gusül abdesti almaya hemen başlarken. Maliki mezhebine uymaya diyecek. Ağzına burnuna yine su verecek. On sana namaz abdesti önceden alacak. Vücudunun tamamını kuru yer kalmayacak şekilde yıkayacak. Delk yapacak yani ovacak, ovuyor zaten. Muvalat zaten hiç kimse gusül abdest alırken ara vermez. Saç tiplerine parmak ucuyla saçlarını suyu ulaştıracak. Bu kadar. Abdest alırken de yüzü yıkarken niyet ettim abdest almaya. Maliki mezhebine uymaya diyecek. Başının tamamını meshedecek. Delk muvalat zaten yapıyordu. Orada problem söz konusu değil. Namaza da başlarken niyet ettim sabah namazının sünnetini kılmaya. Maliki mezhebine uymaya diyecek. Kendi mezhebinden çıkmadı. Abdesti bozan haller yine bozuyor. Kendi mezhebinden çıkmadığı için. Peki böylece ne oldu? Gusül ve abdeste Maliki mezhebini taklit edince namazı kurtulmuş oldu. Hadise bundan ibaret. Aslında bu bir kolaylıktır, rahmettir. Efendim bir kimse alacağına 400. defa istemesi, 400. defa da ister. Onda problem yok ki. 3 kere istenir gibi sanki dinleyici. Hiç alakası yok onun. Bir yerden mi duydu acaba? Bir yerden duymuş, yanlış duymuş. Alacağı bu. Ömür boyu isteme hakkına sahiptir o. O isteme hakkına sahiptir. Herhangi bir sınır yok yani orada. Efendim diğer dinleyicimiz zengin olduğum halde dedi, kurban kesememiştim dedi. Nisaba maliktim. 3 çeyrek altın alsam, 3 ayrı fakire versem, 3 çeyrek altın bulunduğu yerde belki kurtarır. Yani şu anda 150-200 lira falan civarında değil mi çeyrekler? Tabii 200. 200 lira, 2-4, 200'e yakın. Diyelim ki 600 lira veya 550 lira. Eğer bulunduğu yerde o günkü kesemediği dönemde 500-550 veya 600 liraysa kurban bedelleri, 3 çeyrek altın çok rahatla kurtarır. Peki dedi, beyi fakirse bir kadın, beyini verebilir mi? Verebilir. Beyi fakirse verebilir. Zekat da verebilir. Hanefi de caizdir bu. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Elle selam vermek caiz mi? Hem hatta 300'e yakın, özür dilerim. Şimdi dinleyicilerim şey yapabilirler. Yani doğru. Çeyrek altın daha yükseldi. Yani 250 olmuş olsa 750 lira eder. Tamam. 750 lira eder. Hayda hayda İstanbul fiyatlarında bile kurtarıyor yani o. Kurtarıyor. Şey olarak zenginlik ölçüsü olarak da 15.000 16.000 civarında şu anda. Evet yani. Fırladı. Fırladı. Çok yükseldi abi. Çünkü Ramazan-ı Şerif'e giriyoruz. Bir ay kaldı değil mi? Aşağı yukarı. Evet. Bir ay kaldı. Ondan sonra da kurban geliyor zaten. Yarın Şaban'ın bir. Evet. Peş peşe geliyor. Allah-u Teala hakkımızda hayırlısını versin inşallah. Teala. Efendim son dinleyicimiz elle selam vermek caiz mi? Hem caiz hem değil. Ne biçim hocasın sen ya? Bir şey hem caiz hem caiz. Net olalım lütfen. Değil mi? Şimdi tam ilmi hasadet ebediydi. Selamlaşma bahsinde anlatılırken orada buyuruyor ki ama bunu iki tarafın, iki Müslüman da karşılıklı bilmesi lazım. Yolun öbür tarafından selamun aleyküm diye bağırsan köylerde oluyor, duyar. Ama bu gürültüde burada duyması mümkün değil. Bu kadar gürültü. Köylerde olurdu. Ben hatırlarım. Mesela adam tarlada tarlasını sürüyor falan. Oradan birisi geçiyor. Selamun aleyküm. Ahmet Ağa kolay gelsin. Diyorsun. O da onu duyuyor. Duyuyor. O da onu duyuyor. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Nereye falan. Öyle konuşuyorlar da sohbet bile ediyorlar yani.
Hoparlöre gerek yok yani. Cep telefonuna da ihtiyaç yok. Allah-u Teala yaratmış zaten. Hava götürüyor sesleri. Orada olabilir ama burada mesela yolun öbür tarafında gördü. Karşı karşıya bakıştınız. Ya işte bir şey demedi. De olacak. Ama o da bilecek, sen de bileceksin. Hangisi evvel davranırsa. Elini kaşının hizasına kaldırarak selamünaleyküm dedi. İlk önce davranan. O da biliyor. Bana selamünaleyküm dedi bu. O da kaldır ve aleyküm selam derdi. Caiz. Ama ha, bazen de mesela öyle durumlar oluyor ki gördü mesela yani selam vermeye de aynı şekilde fırsat olmadı, tanımıyor falan. Ha elini sallarsın böyle. Hani güle güle hayırlı yolculuklar manasında falan söylesin. O da caizdir. Ama öbür türlü yani el ile işaret ederek selam vermek, selamlaşmak bizde yok. Yani selamın yerine o el işaretini koymak. Ha ha yok. Uygun değil yani. O uygun değil. Dinleyicimiz kıyamla rüküye inerken Hanefi mezhebinde sol ayak topuğu sağ ayağın topuğuna geliyor. Maliki mezhebini taklit diyorum. Bu yine devam mı? Devam tabii, değişmiyor. Çünkü biraz önce de naklettik. Taklit ederken gusül, abdest ve namazda taklit ettiğimiz mezhebin gusülde, abdestte farz dediklerini yapıyoruz. Gusülü, abdesti bozar dediklerinden sakınıyoruz. Namazda farz dediklerine uyuyoruz. Bozar dediklerinden sakınıyoruz. Diğer sünnetlerde, mekruhlarda kendi mezhebimizin dediğini yapıyoruz. Bir de şey karıştırılıyor mesela şimdi seferilik konusunda. Namazda önemli tabii seferi olup olmamamız. Hı hı, hı. Ama oruçta ve şeyde de önemli. Kurbanda da önemli. Tabii. Biz namaz için, abdest için taklit ettiğimiz için. Evet, oruç ve kurban bizi bağlamaz. Evet, kurbanda kendi mezhebimiz ne dediğine bakacağız. 15 günden az kalacaksak, mesela 10 gün falan kalacaksak hep seferiyiz. Ama namazlarımızı mukim kılacağız. Ama kurbana göre seferiyiz, kurban kesmek vacip değil. Efendim bir de dinleyicimiz evde dedi yani Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor falan. Sureler okumuş olsak. Evet mesela İslam Ahlak kitabında da var. Bir kimse gece yatmadan önce ay işte El Hakimü'te kafirun onu sana felak naz ihlas bunları okursa buyuruluyor. İşte çeşitli belalardan aynı şekilde kurtulmuş olur. Dolayısıyla evde yani Allah-u Teala'nın kelamı okunmuş oluyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti tam bir mesaitte belirti anlatılırken buyuruyor ki orada bir nakil yapılmış. Hiç okumasını bilmeyen bir kimse eskiden vardı. Ben çocukluğumda iyi hatırlarım. Her eve girdiğimde böyle bir bez torbalar vardı. Bezden tikilmiş hususi. Ona işlemeni falan da yapıyorlar. Onun içine konuyor. Zaten kerpiç evi olduğu için çivi çakılıyor. Yüksekte çivi de asılı durur. Okuyan evde yok. Ama evde bulunduruluyor. Sonra kitaplarda baktım. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala tam İlmi Hal kitabını almış. Hiç okunmasa bile de evde bulunması bile berekettir. Evde bulunması bile berekettir. Onun için mushaf yani Kur'an-ı Kerim evde bulundurulsun. Ama ezberden bilemediğimiz aynı şekilde okumasını bilmediğimiz için sureler okumadığımız zaman o evde Allah-u Teala'nın kelamı okunmuş demektir. Tabii mushaf açılır okunursa onun ayrı bereketi var. O da ayrı bir durum söz konusu orada. Efendim gelelim dinleyicimizin sormuş olduğu bu adete bağlı bir hüküm. Dinle alakalı değil. Apartmanlardaki ortak ışık. Ondan sonra ortak temizlik. Apartman yönetmenlikleri var. Site ise site yönetmenlikleri var. O orada bildiriliyor. O orada bildiriliyor. Dolayısıyla mesela diyelim ki efendim işte ben öğrendim. Ben sadece kendi önümü süpürürüm. Peki öbürleri seni bağlar mı? Hayır. Adamlar şikayet eder. Kanunu yaptırma gider. Dolayısıyla şeye bakması lazım. Bugünkü hukuk sisteminde bu apartman veyahut da site yönetimlerinde bunlar zaten aynı şekilde bildirilmiştir. Onlara bakmalı. Ha, onlara bakar arkadaş. Bak apartman yönetmenliğinde ben sadece kendi evimi bütün aynı şekilde kendi önümü süpürürüm, şey yaparım. Diğerler beni ilgilendirmez. Mesela asansör konusunda giriş kattakiler, birinci kattakiler kullanmıyor asansörü. Evet kullanmıyor. Onun masraflarına katılması yönünde öyle bir yönetmelik var. Kanuni. Yani ben kullanmıyorum, katılmıyorum diyemez. Çünkü evet evine girerken kullanmıyor ama birinci kat, üçüncü kat, beşinci kat neyse çıkarken onu kullanıyor. Yürüyerek çıkmıyor oralara. Yürüyerek çıkmıyor. Efendim gelelim herkese bu zamanda hüsnü zan edilir mi?
herkese hüsnü zannedilir mi? Şimdi açıkça görülmedikçe ve bilinmedikçe bir adam hakkında bir şey söylenmez. Bir şey söylemez. Mesela adamın sokakta gidiyor. Hatta çarpıcı bir misal vereyim mesela. Başında fotörle gidiyor adam mesela. Değil mi? Evet. Muhammed bin Kutbettin İzzike Hazretleri şapka küfür alameti iskilip Latif Efendi aynı şekilde o yüzden idam edilmişti zaten. Şapka ve fötür. Fötür. Bu doğrudan doğruya kafir diyemezsin. Evet küfür alametidir. Tamam. Alametidir ama. Ha, küfür alameti. Kafirdir diyemezsin. Belki adam kendini gizliyordur. Belli bir sebepten giyiyordur. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi teala aleyh, bu Ömer Rasul Bilmen'in aynı şekilde fotör giyiyormuşmuş da demişler efendim böyle böyle falan. Canım ölürken de başında fotör yaktı ya kardeşim buyurmuşlar. Ölürken de başında yani hüsnü zannetmişler. Evet hüsnü zannetmişler. Ha demek ki bizim bilmediğimiz bir sebepler var. Adam başında geziyordu bizim bilmediğimiz bazı sebepler var. Dolayısıyla hepsini öyle bilemeyiz. Ha İslam alimlerinin küfür alametini. Arkadaş kafir mi değil mi bilmiyorum ama taşıdığı küfür alameti. Boynunda haç taşıyor mesela. Belki kendini sedir ediyordur. Yani mecbur takmışlardır veyahut da şantaj yapmışlardır. İşte bu caddeyi burasını böylece boynunda haçla dolaşacaksın. Yoksa ananı öldürürüz, babanı öldürürüz denmiştir mesela. Bilmiyoruz tabii durumunu. Ha bu küfür alamet deriz. Bu küfür alamet. Ama içindeki ne olduğunu bilmeyiz. Ha, zahiren de aynı şekilde bakıyorsun. Bir kefere sarık sarmış, sakal da uzatmış, cübbe de giymiş geliyor. Ha Müslüman alameti. Ama %100 Müslüman mı bilmiyorum ki. Değil mi? %100 Müslüman, onu da bilmiyorum. Adam casus olarak gelmiştir. Nitekim o şekilde şeyh geçinip de bir sürü mürit toplayanlar da olmuştur. Öyle kafirlerden olmuştur. Ben bir hatıratta okumuştum da, o İngiliz casusların bir hatıratında okumuştum. İşte Afganistan'da işte şey yapıyor, Afganistan'da orayı karıştırıyor. Karıştıktan sonra Afrika'ya gidiyor. 50 bin mürit topluyor adam. 50 bin mürit topluyor. Şimdi ama adam kafir. Adam kafir. Ama şey postunda oturuyor. E şimdi zamanımızda yok mu? Adam ilahiyat mezunu ama zındık, din düşmanı. Yok mu? Var. Ha, açıkça bunları görünce ona hüsnü zan edilmez. Hatta kadınlarda da. Mesela diyelim ki kapalı bir kadın geliyor. Ama bir kafir çarşaf giydi geliyor mesela. Değil mi? Rahibeler de çarşaf giyiyor. Onların da var. E şimdi çarşafı giydi. Bitti mi iş? Bitmedi. Müslüman mı kafir mi bilemem ben onu. Bir kafirdi casus olarak kafir kadın da aynı şekilde çarşaf giydi geldi bilemem. Nitekim öyle militanlar da var. Çarşaf giyen erkekler de aynı şekilde var değil mi? Teröristler var. Teröristler var mesela. Öyleler de var. Dolayısıyla açık geçen bu %100 kafir ona da diyemezsin. Ona da aynı şekilde öyle diyemezsin. Dolayısıyla yakinen görmedikçe, işitmedikçe, bir şeyini yapmadıkça herhangi kimseye şu izahatle uygun olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.